Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlerle birlikte en tercih edilen en güzel matematik soru bankası veya tüm dersler soru bankasılarından göstereceğim. Öncelikle biraz masam dağınık, bunu biliyorum çünkü genelde ders çalıştıktan sonra böyle oluyor. Proje ödevidir falan. Onun için baya bir dağınık oldu. Onun için kusura bakmayın. O sırada bu anahtarları da şu an yeni fark ediyorum masamda olduğunu. Neyse, uzatmadan başlayalım. Öncelikle benim size başka önerilerim de olacak. Mesela sınava nasıl hazırlanılır gibi, deneme sınavlarına, ne bileyim neydi o sınavın adı ya? Ha, LGS sınavına falan. Arada bir ismini unutabilirim. Çünkü hep aklıma LGS geliyor. Neyse. Arkadaşlar, size önerim. Öncelikle arkadaşlar, size soru bankası olarak önerim karekök. Biraz zor bulabilirsiniz ama bazı kırtasiyelerde bulunuyor. Biz de bulduk, aldık bundan. Ve size içini göstereyim biraz. Böyle fasikül müydü? Aynen, böyle test gibi şeklinde. Burası Türkçe kısmı. Sonra bu da şeymiş, cevap anahtarı. Bakın arkadaşlar, şöyle size göstereyim. Önce zaten tam sayıları işliyoruz derste. Sonra tam sayılarla işlemleri falan, üslü nicelikler falan, onları işliyoruz. Sonra rasyonel sayıları falan. Falan dedim çok fazla, onun için özür dilerim. Baya işte böyle gidiyor. Bunların hepsinden böyle sorular falan var. Ay, koptu. Neyse. Ben buradan bakın çözdüm ben. Çok güzel. İşte fen de aynı şekilde öyle öyle gidiyor. Özellikle arkadaşlar, ben bu sene matematiğe çok önem veriyorum. Çünkü matematik işte yani önemli. Soru bankası, yani bunun yayınında neydi? Asistan, aynen. Asistan yayınları, matematik. İçini göstereyim. Yani şimdi bana göre bunlar, bakın şöyle oluyor. Başları zor, ay başları kolay, sona doğru zorlaşıyor. Ben de bundan bayağı bir çözdüm. Annem falan kontrol ediyor. Ben çözüyorum, cevap anahtarını annem alıyor. Onları da kontrol ediyor. Sonra arkadaşlar, bu nitelikten yine. Yok, aynen. Bakın bu asistan, bu da nitelik. Matematikten yine 7. sınıf. Akıllı tahtaya uyumlu. Aman onu boş verin. Böyle fasiküller şeklinde. Çok güzel gerçekten. Şöyle diyeyim size. Tempo testler var. Tempo testleri süre tutarak yapıyorsunuz. Mesela bir tempo testi atıyorum. Bir tempo testi. Ne bileyim, böyle bir 10 dakikanızı falan veriyorsunuz. Atıyorum kronometreyi açıyorsunuz, 10 dakika diyorsunuz. 10 dakika içinde çözmeye çalışıyorsunuz. Sonra bunlar tempo test. Perfo testlerde tempo test. İşte bir dakika, kafam karıştı için şu an tekrarlıyorum. Tempo testlerde süre yapıyorsunuz. Ünit testlerde üniteyi tekrar ediyor. Perfo testler var bir de, bakın. Göstereyim. Perfo testlerde çok zor sorular. Yani sizin tamamen, yani tüm gördüğünüz sorulardan hepsi çok daha zor oluyor. Ve iki test oluyor. Perfo testler. Arkadaşlar, bir de ben size şunu söyleyeyim. O sırada bizim seviye yayınları kullanıyor bizim okul. Şunu da söyleyeyim. Bakın, ben bu soru bankasını şunun için aldım. Çok güzel bir şey yaptık. Hani LGS sınavında deneme sınavı gibi olacak ya. Yani demek istediğim, şöyle optikler kullanılacak. Bunun gibi optikler kullanılacak. Biz de dedik ki şöyle yapalım. Benim böyle deneme sınavlarım her zaman çok kötü geçiyor. Deneme sınavlarım berbattı. Mesela derste iyiydim ama deneme sınavlarım çok kötüydü. Ben de şöyle bir şey geldi aklıma. Daha doğrusu babamın veya annemin geldi. Biz bunlardan alalım dedi. Fotokopisini çektirelim dedi. Bir tane soru bankası alalım dedi. Bunlardan böyle bana arada bir böyle deneme sınavı yapıyorlar. Mesela bugün de deneme sınavı yapacak annem ve ödül veriyorlar. Aslında ben ödül olmasını da istiyordum. Zaten ben demesem herhalde yapmazlardı ama yaparlardı diye düşünüyorum herhalde. Yani karışık. Mesela size göstereyim. Annemin bana en son yaptığı şey, deneme sınavı. Bakın, bana böyle bir tane kitapçık var. Ay, şey verdi. Optik verdi. Sonra bir de şöyle böyle verdi arkadaşlar. Size ben anlatacağım. Bakın. Bu matematikten bir test kopardı. Türkçeden bir test kopardı. İngilizceden bir test kopardı. Sonra fenden bir test kopardı. Biraz önce genzime şey oldu. Gitti. Ay, çok kötü oldum.
Neyse ya, o kadar da abartmayayım. Sonra arkadaşlar bunları zımbaladı. Geldi bana optiği verdi. Sonra al bunu çöz dedi. Senin bir saatin var dedi. Ben bunları çözdüm. Birazcık kötü geçti diyebilirim. Türkçem ve İngilizcem. Zaten en sevmediğim ders Türkçe ve sosyal. İngilizceyi severim. Ama MEB'i bilmiyorum yani. MEB'i bilmiyorum. Bizimki farklı bir kitap kullanıyor bizim okul. Yani MEB değil. MEB'i kullanmıyoruz. Ya ben de ne bileyim, MEB'in kelimelerine gitmiş bana saçma sapan şeyler sormuş burada mesela. Bilmediğim sorular basit. Sadece anlamlarını bilmiyorum. O yüzden mesela göstereyim size. Biraz fazla yanlışım var, onun için göstermeyeceğim. Ama yani matematik, fen, sosyal falan güzel geçti benim. Siz de kesinlikle böyle yapın. Çok yararını göreceksiniz. Yani bildiğiniz alıştırma sınavları gibi bir şey. Böyle bir de sonunda sürpriz olunca iyice bir heyecanlanıyorum ya ben. Çok güzel oluyor. Bedavadan sürpriz. Neyse, bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup eğer daha fazla ders videoları, yani atıyorum matematik falan soru bankaları şeklinde videolar istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Ona göre videolar çekeceğim. Zaten bu aralar böyle şeyler çekmeyi düşünüyorum. Neyse, bay bay arkadaşlar.